Bu dünya ayağımızın altında. Tamam, şükür dersin ama o kadar kendini kaybetmezsin dünya için. İhlas içinde paylaşmak. Paylaşmak nedir? Paylaşıp verip de ondan sonra arkasından laf etmek mi? O kadar çok verdim, bu kadar çok yaptım dediğin an bitti zaten yaptığın iyilik. O zaman yoksullaşırsın. Rızkın gider, bereketi gider. Evet. Bir Çingene mahallesinde yaşıyorsun mesela. Benim evim bile değil orası diyorsun. İsmi benim altımda değil. Benim niyetim, benim vakti geldiğinde her şeyden uzaklaşmam gerekti. Çünkü her şeyin sahibi zaten şeyhim. Bakıyorum, kendime de bakıyorum, samimiyetle bakmaya çalışıyorum. Her şeyin sahibi şeyhim. Eğer zaten orada o rahmet ulaşmazsa hepsi kesilir gider. Evet, her şeyden uzaklaşabilirim. Her şeyden uzak bırakıp gidebilirim. Başkaları yapabilir mi bunu? Çünkü sizin için büyük mesele bu. Uzaklaşamayabilirsin. Allah bizi imtihan etmesin bunlarla. Ama siz kendinizi imtihana çektiğiniz müddetçe, siz kendinizi imtihan ettiğiniz müddetçe bu olsa nasıl olacak, şu olsa nasıl olacak diye imtihan ettiğiniz anda Allah benim oğlumun, kızımın canını alsa, hanımımın canını alsa, kocamın canını alsa, bunlarla kendinizi hep imtihan ederseniz Allah o zaman sizi imtihan etmez. Bazen güçlü hissedersiniz, bazen zayıf hissedersiniz. Bir anda ölüp gidecek ama sonra sonsuza kadar beraber olmayacağım mı diye düşünüp kuvvetlenirsiniz. Kendinizle dünya arasına daha çok mesafe koyarsınız. Dünyevi şeyler etkilemez. O zaman Hakk'a daha çok yaklaşırsınız. Dünyevi şeyler etkilemediği için. O zaman dünyevi şeylerin de üzerinize hakimiyeti kalmaz. Daha çok kalbiniz mütmain olur. Daha çok huzur içinde tatmin olursunuz. Ve bir kapı kapanıp başka bir kapı açılıyor. Bir kapı kapandığında daha başka sırlar açılıyor. Bunun bilincine varırsınız. Elhamdülillah. Başka neler? Başka ne var? Sorusu olan var mı?